Yeni Nesil Programcılık 360 TV'de programımız Beslenme Saati ile sevgili dostlarım yine birlikteyiz. Ben hep şunu söylerim, derim ki eğer kilo fazlalığınız varsa sadece bu fazla yemekten kaynaklanmaz. Sizi yemeğe iten nedenleri doğru tespit edip bu nedenler doğrultusunda adım adım çalışırsak kalıcı zayıflamayı başarabiliriz. Zayıflamaya niye bu kadar önem veriyorum biliyor musunuz? Bugün yaşanılan birçok hastalığın nedeni vücuttaki fazla yağlar. Ve 100 yılımızda çevremiz bir yiyecek bolluğu içinde, kocaman bir yiyecek denizinin içinde yüzüyoruz neredeyse. Ve kötü beslenmek ve fazla yemek sağlığımızı artık tehdit eden haline geldi. O nedenle kilo probleminiz varsa bunun nedenini çok doğru bir şekilde ortaya çıkarmak lazım. Bugün ben belki de farkında olmadığımız bir bölüm üzerine, yani bir insanı yemeğe iten farklı bir konu üzerinden ilerlemek istiyorum. Duygusal açlık, duygusal yeme. Acaba sizde bunlar olabilir mi? Hadi gelin adım adım bir bakalım. Duygusal yemeniz varsa bununla nasıl başa çıkacaksınız? Bunlarla ilgili ipuçlarını paylaşalım. Şimdi yoksa sizinki duygusal açlık mı diyorum ya. Şu maddeleri tek tek bir bakın. Bunları yaşıyor musunuz acaba? Üzgün olduğunuzda kendinizi hep buzdolabının önünde mi buluyorsunuz? İlk çözüm buzdolabınız mı? Bununla birlikte aç olmasanız bile yiyor musunuz? Gizli gizli mi yiyorsunuz? Kısa zamanda çok büyük miktarda bir yemek mi yiyorsunuz? Yiyince sakinleşip böyle birazcık daha mutlu mu oluyorsunuz? Yoksa moraliniz bozukken mi daha çok yiyorsunuz? Ve çok yedikten sonra suçluluk duygusu duyuyor musunuz? İşte bu maddelerden birkaç tanesi sizde varsa duygusal yeme konusunda birazcık zayıf olduğunuzu söyleyebilirim. Ve bu duygusal yeme ataklarının önüne nasıl geçmemiz gerekiyor? Bununla ilgili isterseniz ipuçlarınızı paylaşmaya devam edelim. Gerçekten acıkmadığınız halde yiyorsanız ve özellikle stresiniz çok yüksek olduğunda ilk işiniz yemek yemeye gidiyorsa diyorum ki size lütfen durun. İlk işiniz yemek yemek olmasın. Şimdi streste bizim vücudumuzda bazı hormonlar salgılanıyor. Özellikle kortizol hormonu, bu böbrek bezlerimizden salgılanan bir hormon. Ve stresle birlikte vücudumuzda ilk artan hormon bu oluyor. Kortizolü bilirsiniz. Hatta onun bazı ilaç formları vardır. Özellikle romatizma hastalıklarında kullandığımız şekilde. Kortizonlu ilaç kullandık, efendim zayıflayamadık gibi cümleler duyarsınız. İşte vücutta kortizolün fazla salgılandığı durumlar moralinin insanın bozuk olduğu stresli zamanlarıdır. O nedenle bu stresi yönetmeyi başarmak lazım. Eğer bir strese girdiğinizde ilk işiniz buzdolabına gitmekse ya da kendinize hemen özellikle tatlı yiyecekleri hazırlayıp bir an önce mideye indirmekse ve yedikten sonra kendinizden nefret edip gidip bir daha yiyorsanız işte artık burada bir durun demek gerekiyor. Çok canınız sıkkın, duygusal bir boşluk yaşıyorsunuz ve hiç aç olmadığınız halde adımlarınız böyle adım adım mutfağa mı gidiyorsunuz? Dur, adım adım mutfağa gitmeye. Mümkünse dışarı çık, açık havaya çık ve açık havada yaklaşık bir yarım saatlik bir yürüyüş yap. Çok hızlı tempolu olmasına gerek yok. Orta tempolu bir yürüyüş bile vücutta endorfin hormonu dediğimiz mutluluk hormonunu artırır ve sizin kendinizi daha iyi ve daha enerjik hissetmenizi sağlar. Yani güneş ışığında açık havada yapılacak bir yarım saatlik yürüyüş sevgili dostlarım vücudunuza antidepresan etkisi yapar. Yani tıpkı depresyon ilacı almış kadar kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Diyelim ki hava çok yağmurlu, dışarı çıkmak istemiyorsunuz, hiç takatınız yok. Bu durumda ne yapacaksınız? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı telefonla arayıp onunla biraz sohbet ettiğinizde biraz daha rahatladığınızı ve algınızın ve duygusal boşluğunuzun daha hafiflediğini hissedersiniz. Hep ne diyoruz? Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. O nedenle paylaşmak güzeldir. Çok üzgün, mutsuz ve karamsar olduğunuzda size iyi geldiğinizi düşündüğünüz bir arkadaşınızla uzun bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Dediniz ki doktor hanım ben telefon görüşmesi de yapamıyorum, dışarıda çıkamıyorum, çok üzgünüm, mutfağa doğru gidiyorum, durdurun beni. Ne yapın? O zaman şunu yapın. Bir kitap alıp okuyabilirsiniz. Mesela kitap okumak insanı hele sürükleyici bir romansa içerisine dalıp böyle farklı farklı yerlere doğru sizi götürür. Ben kitap okumayı çok severim. Ve her kitap insana çok farklı bakış açıları oluşturur. Çok farklı
görüşler oluşturur. Dünya görüşünüzü inanılmaz yükseltir. Hatta bununla ilgili de bir sloganım var. Instagram'da sık sık paylaşıyorum. Yine paylaşacağım. Günde 50 sayfa kitap okuyun, ruhunuzu besleyin. Günde 10 bin adım atın, bedeninizi besleyin diye. Yani ruhu beslemenin en iyi yollarından bir tanesi de kitap okumaktır. Bir arkadaşınızı arayabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz. Ya da çok sinirlendiniz, o sırada gözünüz hiçbir şey görmüyor. Böyle bir iki bardak su içip ondan sonra ya da bir bitki çayı demleyip bu şekilde de bir rahatlama kendinize sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Geçenlerde Instagram'dan şöyle bir soru geldi. Diyor ki hocam diyor sevgilimden ayrıldım, kendimi durduramıyorum, sürekli yemek yiyorum, ne yapmalıyım diyor. Gerçekten acı çekme dönemleri, yani bu sevgiliden ayrılma dönemleri ya da okulda başarısız bir not alma ya da umut ettiğiniz bir şeyin sonucun hüsranla sonuçlanması insanda çok büyük hayal kırıklığı yaratabilir. Bu çok normal bir şeydir gerçekten. Ama bunlarla da baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. Zaman her şeyin ilacı diyelim. Umarız hiç kimse tabii sevgilisinden ayrılmaz, eşinden ayrılmaz, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşar ama bu da hayatın bir gerçeği. Bazen bu tür ayrılıklar kişide kilo artışını tetikleyebiliyor. Sevgili dostlarım, aslında insanın strese ilk verdiği cevap, yani üzüntüye ilk verdiği cevap anoreksidir. Yani kişi yemekten kendini uzaklaştırır. Birinci streste, duygusal üzülmede durum böyle. İkinci duygusal üzülmeye geldiğimizde bir bakarız. Kişi yine anoreksiye gider, yani kendini yemekten çeker. Üçüncü de yanlışlıkla ağzına bir çikolata attığında bir bakar ki mutlu oluyor. Çünkü karbonhidratlar aynı anda serotonin hormonu da çok yükseltir. Özellikle şekerli karbonhidratlar, çikolata gibi. Bu kişiye kendini iyi hissettirebilir ve kişi bunu öğrenmeye başlar. Dördüncü acısında, beşinci duygusal boşluğunda yiyerek kendini tatmin etmeye başlar. Bu aslında öğrenilmiş bir davranıştır. Bakın, kişinin duygusal travmaya verdiği ilk cevap aslında kendini yemekten uzaklaştırmayken, kişi eğer duygusal travmaya karşı kendini yemekten alıkoyamıyorsa bu öğrendiği bir davranıştır. Bunu geriye döndürebiliriz. Bir kere bunun farkında olmanız lazım. Ben bu hastaya, bu takipçimize şunu önerebilirim. Öncelikle bir beslenme günlüğü tutmasını tavsiye ederim. Çünkü bir insanın yediklerini yazması ve hangi duygu durumuyla birlikte bunu yaptığını görmesi, kendini daha realize edebilmesi ve kendinin gerçeğinin daha iyi farkında olmasını sağlayabilir. Bir beslenme günlüğü tutmak bu açıdan ona çok büyük fayda sağlayacaktır. Ve yediklerini yazarken o anda da hangi ruhsal durum içinde bulunduğunu da yazarsa kendini daha iyi analiz edebilir. Ve bu ruhsal duruma düştüğü anda da yemek yemek yerine işte derin derin nefes almak, içinden 100'e kadar saymak, 2 bardak su içmek, dışarıya çıkmak, arkadaşın telefonla arayıp onunla konuşmak ya da en azından bir alışverişe gitmek. Ama alışverişte çok pahalı şeyler almayın lütfen. Ama saçınızda alacağınız mesela bir toka bile kendinize değerlilik duygusu yaratır ve kendinizi iyi hissettirir. O nedenle böyle bir durumda karşılaştığınızda bir kere bunun farkında olun. Rastgele, hesapsızca, sınırsızca yemenin önüne geçin. Diyorum ki yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır. Acıktığınız için yiyin. Acıkmadan ağzına attığın her lokma ihtiyacın olmadan kazandığın paraya benzer. Nasıl paralar bankada depolanır, farkında olmadan yediğiniz her tür yiyecek de gider yağ hücrelerinize depolanır ve size çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Hatta bu yaşanılan aşk acısından sonra ikinci aşk acısı yaşamaya neden olabilir. Çünkü fazla kilo görsel açıdan da kişiye kendini kötü hissettirir. O nedenle siz olun. Bir kere neden yediğinizin lütfen farkında olun. Eğer bu acıkmaya bağlı bir yeme değilse kendinize ihanet ediyorsunuz. Bu noktada bir durun diyorum. Demek ki biz ne yapıyoruz? Fazla kiloluyum, çok yiyorum cümlesine geçmeden önce neden yiyorumun altını bir dolduruyorum. Duygusal mı, metabolik mi, hormonal mi, öğrenilmiş mi, stres mi, az egzersiz mi? Bu programda özellikle duygusal açlığın üzerine durmaya çalıştım ve umarım birçok izleyicimiz için farklı bakış açıları oluşturabilmişimdir. Bu duygusal travmaları yaşadığımızda canımız hep ne ister? Tatlı yiyecekler ister, değil mi? O zaman konu duygusal yeme ise, duygusal boşluğa bağlı yeme ise ve özellikle tatlı severek yeme ise bugün sizler için sağlıklı bir tarifim olacak. Dondurmalı ananas ızgara tatlısını yapacağım size. Çok sağlıklı, metabolizmanızı çalıştıracak, bağırsaklarınıza iyi gelecek, duygusal durumunuzu yükseltecek, endorfin seviyenizi yükseltecek. Tabii ki ilaç değerinde olan yiyecekleri birleştireceğim. Tabii burada ocağım olmadığı için ben yine malzemeleri programdan önce pişirdim. Burada sizin gözleriniz önünde bunu tekrarlayacağım. Izgara ananasımız var. Bunun için
ananaslarımızı ızgara yapıyoruz. Yani bir tost makinesine ya da bir tavaya koyup ananaslarınızı hafifçe bir, bu şekilde arkalı önlü pişirebilirsiniz. Sonra buna bir sos yaptım. Sos içinde hurma püresi, nişasta ve portakal suyu kullandım. Bakın hiç şeker yok içerisinde. Çünkü basit şeker de insanın kan şekerini hızlı yükseltir ve ani düşürür. Ama meyvelerden gelen şekerin içerisinde meyveden kaynaklanan lif de olduğu için, aynı zamanda vitamin, mineraller de olduğu için beyaz şeker kadar size ihanet etmez. Bunun için siz yokken yaptığım sosu şöyle, bir bardak portakal suyu içerisine birazcık nişasta koydum. Ve daha önceden pişirdiğim 7-8 tane kadar hurmayı suyuyla birlikte blenderdan geçirdim. Sonra portakal suyu ve nişasta katılaşmaya başlayınca da üzerine hurma püremi ekledim ve gerçekten çok lezzetli bir sos elde etmiş oldum. Bu hazırladığım sosu arkalı önlü pişirdiğim ananaslarımın üzerine döküyorum. Hurma ve aynı zamanda portakal suyu da içerdiği C vitamini lifler açısından bize kendimizi iyi hissettirecek yiyeceklerdendir. Moodumuzu yükseltebilir. Çocuklarınıza da çok rahatla yedirebileceğiniz bir tarif bu sizler için. Normalde tarifimiz bu şekilde. Portakal suyunun içerisine biraz nişasta koyuyorum. Onlar hafif pişerken öbür tarafta birazcık haşladığım hurmaların çekirdeklerini çıkarıyorum. Ve sonra hepsini birbirine karıştırıp blenderdan geçiriyorum. Izgara yaptım, ananaslarımın üzerine koyuyorum. Sonra diyorsanız ki eğer doktorcum dondurmasız olmaz. Üzerine bir top kadar da beyaz dondurma ekliyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sizler için tam bir sağlık deposu olacak bir tarifimiz oldu. Tabii ki her programımızı kapatırken beslenme ne kadar vücudumuzun sağlığı için önemliyse ruhsal sağlığımız da o kadar önemli. Duygusal durumumuza da iyi gelecek bir paylaşım yapmak istiyorum. Instagram'da her sabah yapıyoruz bunu. Dizinde dermanının bittiği vakitte gönlünde yeşeren yarındır sabır. Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret. Yüreğine güneş koy. Yüreğine bulut koy, yüreğine yıldız koy, yüreğine sabır koy ve yola devam et diyor Şemsi Tebrizi. Biz de diyoruz ki duygusal boşluğunuza yenilmeyin, yolunuza devam edin. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerinde olsun sevgili dostlarım. Allah'a ısmarladık.